Yine ırsiyat, otomada yüze girdi, farzant götüşü. Özgür uçarlık. Yangi bel yoksusiyatlarını payda oluşu. Genetip, genler yığındısı. Fenotip olsa, değil mi? Belge ve hususiyetler yığındısı. Kanaka belge ise mesela, saçını, kararlılığını tahmin ettiği gel bize görünmüyor. Lakin fen, fenotip görünmüyor. Fen dese kızlar düşünmemeyi de fen. Fenotip. Şunlardaki fenotip, belgesi görünmüyor. Belge, bu namayan bunlar. Fenotip yani namayan bunu için arsa. Genotip, anlaşını yüzeye çıkarmak için arsa. Görünmüyor. Şu yasları? Yok ki rengini belgeliyor için fenotipler. Ha? Sarık eken rengisi, buğday rengi kendisi adam Uzbekler gibi buğday rengi mi? Buğday rengi. Yani aşır buğday rengi fenotip. Geni görünmüyor. O kromosomunda çalışıyor. Şunlar gibi oldu mu? Yani hemen anorak düşündürüyor bu şekilde. Hop. Şimdi kendisi. Tartık durdum. Kendisi. Damina. Damina. Presiz. Damina deyip durup altıncısı resesiv deyip yazıp demek ki yeni düşündürüyor. Mesela Damina nokottu gülünü kızıl rengini tahmin ettiği için gelin Damina. Katta A. Ok resesiv. Bu cinsi hücayla dediğin olması iki de cinsi hücayla koşuyorsa sigorta kanızı buladı mı? İki de nokot ok bulan kızın nokot çarşıları varsa dominant usturluluğu kılıp kızıl hasıl buladı. Ne demek şu dominant usturluluğu kılar degen de ok da yüzeye çıkarmıyordu. Bu kat, dominant degen de şu katta harf, katta adı kurmatı var bulurlar. Şinasi bir demet ürün katta. Şuna aldı ki? Resesiv degen usturluluğu. Mesela ikisi ortak savcı okul yaptı. Ha? Birinci ortak savcı savolga manaqa javob desa ki ikkinchisi yo'q manaqa desa hani manaqa degan kitobda mana ko'rdingmi deb savol bersa ancha damina deb o'zi yutyapti gap to'g'ri chiqyapti hali ikkinchisi ha deya qop ketyapti shali bo'ldimi resis kelings yettinchi atama gomozigota damina Gomo degani bir xil degani zigota bu urug'langan tuxum hujayra trigorganizmni bir hujayrali bosqichi yoki endi ya'ni mana bu jinsiy hujayralar deydi katta kichkina ikkita jinsiy hujayra hosil qo'shilishda keyin hosil bo'ladimi en bilan endi qo'shilishda endi mana endi ikkita katta birla qo'shilsa mana gomo zigota dominant bo'ladi Yani mana mesela bir tane organizmda iki tane kromosom var dediğim bozuk, onun cinsi hücrelerse ki bir tane kromosom otağında mı? İkincisi de yani cinsi hücrelerse bir tane kromosom bulur. Bir tane kromosom var cinsi hücrelerde koşulursa zigota hasıl bulur. Peki o diyeyim katta var, çünkü zigotan taşıdığı için genler gomo yani bir hıl zigota. Şuna ne oldu mu? Gomo, zigota, resesiv. Endi ana shu zigotani tashkil qiluvchi genlar resesiv holatda bo'ladi. Tushundingizmi buni? Keyingisi heterozigota. Heterozigota. Hetero degani har xil degani. Zigotan tashkil qiluvchi genlar har xil. A katta A ham bor, bu narigi jinsiy hujayradan o'tgan, kichkina A ham bor, boshqa jinsiy hujayradan. Bitta zigotan tashkil qiluvchi genlar har xil bo'lganligi uchun heterozigota deyiladi. 9-nchini ham tushunarlimi? 10-chi. Ha, parental, P harfi. Masalalarda kerak bo'ladi, P degani ota-ona degani. Shu hozir masala ishlaganda yana ham tushunib olasiz. Ota ona ekan deb turaverib, ikkovini yozyapti ekan deb turaverib. 11-chisi. Ona belgisi. Ha, bunday qilib turib, bunday qilib qo'ysak, bu ona belgisi. Ona belgisi. Bechara. Nima?
ona belgisi var. Nef durup, nef koyar. Sünnerlige? Bu endi hali Yunan tili da Yunanlar ilimge cek katlı etibar vergen aldım. Venera Zuhran'ı közgüsü dege. Bu yumal adım ne közgüsü sesim ben de yüksel türü yandı. Yuval orayı. Estap alalım. Venera Zuhran'ı közgüsü dege. Sünnerlige? Endi o ikincisi. Ota belgisi. Ama Mars'ın kalkanı, hani kalkan burası değil de yumala, bunu tost durar, cuma ile şey der değil. Ha? Ben de aynısı yapma. Bu da kim değil? Okumaya geçsin, sence olamam. Şunarlı gel. Demek bu ne? Ota. Demek ki hangisi ilk kız? Çarpıştırış belgisi. F1 degen maslaha belgilarni bilib oling. F degani filiali so'zdan olingan bo'lib, bola degan. 1 degani bu bolalar, birinchi avlod. Bola deb qilaveringlar. Bola. 15-inchisi F2. F2 bolalarini bolalari. Nevaralari bo'ladi. Endi unaqa demagan kitobga sizga tushunishingiz uchun aytayapman. Shularga nabirasi deb qo'yavering, ha? Zato tushunsangiz bo'ldi-yu bu yerda. Bolasi. Uno. Allergendan oldin keyin ertasi tushib ko'rdim. Gameta. Gameta. G harfini qo'yasiz. Bu gameta, ya'ni nima degani? Jinsiy hujayra degani. Gameta deb yozib yurmaysiz, G qilib turibdi, fraz bu. Shularga nima degan ekan? Jinsiy hujayra. Ha, endi yozamiz. Allergiya. 17-inchisi allergiya. Allergiyani yaxshi tushunib oling. Hozir allergiyani aytishdan oldim. Mana 16-ta atamani tushundingiz-a? 16'da atalan düşündüyüz. Çünkü biz az böyle genetikada örgütleyken narsalarımızı biz bölüp çıkarmız da. Bölüşten aldım. Herkese bölüp koyayım. Ne kadar? Genler tasarı. Genetikada genler tasarını örgütleyemez. Ha şunun için ben ekke. Genler. Ne varsa? Tasarı. Tasarı diyeyim ben de. İki kalıp olan. Birincisi. Allel genlerinin tasarı. Keyingisi noallergenlarning ta'siri. Noallergenlar nimasi? Ta'siri. Sizlar bilan bugun, ertaga, daje inga ham darslar inga keyingi bo'lsa-da. Allergenlarning ta'sirini ko'ramiz. Allergenlarning ta'siri qaysilar degan bo'lsak, mono mono va di duragay chala va to'liq o'rsinglar. Mono va di duragay to'liq va chaladan nima dominant dedik. Kulgiga bog'liq. Toluk ve çala dominantlik. Dominantlik. Bu birincisi. İkincisi. Köp allellilik. Üçüncüsü. Ko dominantlik. Endi men mana bu didroga deb qo'ydim. Didrogani keyin o'tamiz. Bu yerda monodroga to'liq bachalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hamma tugab qoladi, men keyin. Didrogani ko'rmaymiz. Tushunarlimi? Mana bu monodroga
to'liq bachalaringlar deydi ko'ra. Tushunarli bo'ldimi? Ana endi bu yerda ko'p ishlatilayotgan narsa aller degan atama ishlatilyapti, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. To'g'rimi? Allergen degani nima degani savol tug'iladi. O'zi genlar nimada joylashgan ekan? Kromosomalarda. Siz o'qishda emas? Genler kromosomada joylashgan ekan. Mana. Juft kromosoma, gamalayt kromosoma, ha? Juft, bu ikkinchi juft gamalayt kromosoma. Masalan, odamda shunaqa 23 juftmi? Nohat o'simligida 7 juft, masalan, nohat o'simligida. Shu 7 juftdan 1 juft gamalayt kromosomada joylashgan 1 juft genni ko'ramiz. Ya'ni masalan, A genini ko'ramiz. A geni bo'yicha allel ko'ramiz. Bu yerda mana shunaqa holatda ham joylashishi mumkin A geni. Yo gitrizgota holatda deymiz-a buni. Yo'inki gomozgota dominant holda ham joylashishi mumkin, yo'inki gomozgota recessiv holda ham joylashishi mumkin. Shunaqa bir uch xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi. Demak, yozib olaman. Nohat o'simligida mana shu bir juft gen bir juft kromosomada joylashishini o'rganyapmiz. Katta A geni nohat o'simligini gulni rangini qizil bo'lishini ta'minlaydi. Namunamni olib turish kerak. A geni nimani? Qizil bo'lishini ta'minlaydi. Nohat o'simligini gulini rang. Tushunyapsizmi? Nohatni gulini ko'rganmisiz? Ashyo tasavvur qiling. Kichkina ageni oq bo'lishini ta'minlaydi. Endi mana tashxisni o'tkazamiz. O'zi aslida genetika atamasiga 1906-yilda Benson degan olim asos solgan. O'zi genetikaga asos solmagan, genetikaga 1900-yilda, bundan 6 yil burun Gedefriz, Chermak, Karenislar qayta asos solgan. Ular ham o'zi asos solmagan. Undan ham oldin 1865-yilda cherkov xodimi, chex olimi chergan. Gregor Mendel irsiyat haqidagi fikrlarini dastlab e'lon qilgan. Birinchi e'lon qilgan olim Gregor Mendel. Mendel boshlab bergan, yo'lab qo'ygan, qolganlar ham mana bu ekan deb sevgisiga shuna o'rganishdi. Qana bo'lgan endi buni tarixi deydigan bo'lsangiz, mana tarixidan boshlaymiz va Mendel qonunlariga kirib ketamiz. Toski ham yaxshi o'tgan ekansan, buni yaxshi bo'lyapti darslar. Martolus. Bilib qopti meni xarakterim qanchalik. Nohat. Mende. Hop, masalan masalan cherkov bo'ladigan bo'lsa, masalan cherkov. Cherkovni mana to'rtta tomoni bor, oldi tomoni, orqa tomoni, ikkovi yon boshi, bog' garden. Bog', ha? Birinchi hayolga kelganimizda kecha dars o'tib bog' tili nega emaydi, garden deb yubordim, shah. Yaxshidan beri garden deb. Bo'ladi, to'g'rimi? Keyin cherkovni mana oldida qizil gulli nohatlar bor. Gullari qizil-qizil, qizil tasavvur qila olasiz, to'g'rimi? Orqasida oq gulli nohatlar bor. Endi bu yerda ota-ona bo'lmaydi, o'simlikda chayichilisi erkaklik otasi degan. Urug'chilisi bu urg'ochilik, uya. Tushunarlimi? Urg'ochilik. Qizil gul bahvat ekansiz. Diqqatingiz yo'qolar. Qizil gulli nohatni chayichilarini olib, orqa tomonga sekin olib o'tib, oq gulli nohat chaynatdi. Chaynchilarimiz chaynarini oldi va urug'lanadim chaynalishdan so'ng urug'lanish sodir bo'ladi.
Ahbirli nokatlı ulularından ki muayyan başı sef koyuyor. Tamam, bu alakalı yani. Bu can. Ahgülü nokatlı ulu koyuyor, doğru mu? Lakin kızıl gözlü ulularıdır ki. Bu ahgülü, doğru mu? Ahgülü ulularından kızıl gülü nokat çıkıyor. Mendir özü okuma yani adaşmasın. Çirkin kadını koyuyor. Şey yapsın. Aşına kalıp ilmiyatı kırık etken. İlim. Bunu mekanizmini kendilerine genetik düşündürüp verirken bari durup bu mendeğinde birinci kanun. Kandayı koyandı ya sabahı tuğular. Bizde özü şu iki de var yani kaldı olas. Demek mendeğinde mendeğin cevaplarını birinci kanunu hays kanunsa dominantlilik kanun. Tabii madem. Lili bu ki. Ho. Kana kat siz mana. Parentalli bu genetik jihatlar. Parentalli degani nima degani? Ota-ona degani. Endi ota-ona bilan bo'lmaydi, endi ota-ona deymiz, o'zimizning ota-onasi, endi tushunasizlarmi? Fenotip genotip bu yazaman da genotipi demek özü biz bilemez ne yazıyor fenotip kızıl bana kızıl bu fenotip bana karın güldü ola bunu yok değil mi sen hafif o da değil mi yani çayın çeliyse katta katta şimdi ise katta nohut gülünü kızıl rengini tamirli. Katta ayı. Bana verirken yazı oldu ki boş. Nakrat edildi işte nasıl? Bir tanesini vereyim mi? Bir tane o çıkan olsa o kumak tatlısı. Çünkü kumadan sen tarif boşlar mı? Tarif boşlar. Ne oldu? Sen yok edin artık. Dur abi abi. Tamam ben de. Rahmet. Kızırlıkın tamirliği de yani çatıştıramız çatıştırıp vergisi yani uruğlandır yaptı uruğu açılıydı o rengin yüzüge çıkan uçken resesif genotipi ne miyken resesif gamazgote iken fenotipçi ok bana fenotipi yazı yaptı ok diye. Yani bunlar organizmler, da organizm diyoruz. Yani bundan gamet alırken bu şey. Fondu kök diye zor yapma. Gamete bu yarımı de yarımı. Kromosomalarda yarım uçar. Genlerden demek yarım uçar. Bunun katta adı bitti uzun. Kiçikler. Kiçikler. Ya? Bitti. Uzun. F1 olamiz. Ikkovi qo'shilsa zigota hosil bo'ladimi? Birinchi avlod. Katta avlod kichkinani qo'shib qo'yamiz. Demak, genotipi heterozigota, fenotipi nima? Qizil. Tushunyapsizmi? Tushunyapti deb o'ylayman. Tushunarligi? Tushunarligi? Mana hali qizil qayerdan hozir bo'ldi xullas. Qizil bilan oq chashtirib qo'ying, oqni oq urg'ulandirdi-yu, to'g'rimi? Mana oq urg'ulandirdi-yu. Shu oqdan qizil hosil bo'ldi. U ham mana keyin yomon bu. Yana qizillari bor-ku, qizillar. Kızıldı ilk tersini okudurum, mehba oldu. Kim o yan başa mı boş vurdu? İki tersini okudurum, iki tersini. Sınav okudurum, iki tersini. İşte kızıllar da özellikle uğurlandırılır. Mehba değil, mehba okudurken kızıllar. Mehba değil, kızıl demez. Mehba değil. Oktan hasıl bu yan kızıl. Peki de kızıldı uğurlandırılır. Uğurlar hasıl bu değil. Mesela tört dosyumun hasıl bu olsa, üç tersi kızıl, bir de ok olup oldu.
Kızıldı kızıl geçenleştirdi o da geldi. Kızıl hem çıktı hop hop köprü aldı. Ben bir daha çıkıp bak. Onu ya da kızıktırıp bak. Onu ben bunu abi oldu ikindi. Bu mende de birinci formu düşünerliyim. Yani katta kişinin üstünden davranlar değil yıkıldı. Mende de ikinci formu bir kötü hep bak. Sen sezi duruyla kendinizi yürüdükken. Şu yapsaklara. Hadi böyle. Doğru. Ben yapar zaman dedim, ben de ikinci puan. İkinci puanımda bilgilerini hazırlamış puanımda. Qanaqa u belgilarni ajralish qonuni degan savol tug'iladi. Hali qizillarni endi hali qizillarni nima deymiz? Hop, men qancha chatishtirdi-yu. Shunda qizil keyin bitta oq chiqdi-yu. Ash oq chiqishining sababini tushuntirib beraman. Tushunyapsizlar? Parentali, fenotip, genotip. Fenotip, genotip. Endi genotipi qanaqa? Yeteriz gözde, kızıl. Lakin ne mi? Kızıl. Bana malum. Fırlarda uzun açıştır yaptı, doğru mu? Bu dersi otomunda hiç çıkmışsın. Bu yana uğurlandıramız, kurt dersine kayıyor. Yeni tipi, yeteriz gözde. Fenotipçi? Kızıl. Kızıl diye uğurlandı. Şimdi, gamete alışı getirebilirim. Yaksa közü açayım. Dikkat izlemek olabilirim. Şimdi manolarda bir kılıydı, yarımı tuşardı diye bir tasını alıp koyduk, doğru mu? Ben de dedim, kalleyleyim, bunda kalleyleyim. Tanka taşı yedeyim, ne kadar sabah oldu. Şimdi bu, katta A yam tuşardı, virgül, kiçkine A yam tuşardı. Domla, cinsi kucağına bulsa yarımı tuşkırı, iki on yam tuşu koydu diye sabah oldu bunlar. Şimdi, hala ki uçuraş, bu yam alakalı. Çıraş polisi mümkün mü onlar bilen, bu yana oldu çıraş polisi mümkün. Şunu değil mi? Kaçın için iki oynayalım çıramız. Şuna kadar. Bu. Cet şunması şuna kadar iken diyor. Olayım bu. Şuna kadar diye. Bu onlar. Katta. Ergül. Kiçkine. Göz üstü bu yana uçardı ne? Kapana var mı? Değil. Şunu duru var ya yiyin göz üstü olsun. Başım düşünmesiz ki yağmurlattı. Uzun beyin katta lan dedi. Şimdi çatıştırışı yedim orada. Çatıştırışı. Bu gamete oldu ki şimdi F2 olamız. Bunlar nevaraların hası buladı. Şu yansıla mı? Bismillah nevaralar. Katta. Bu bitti organizm hası bu oldu. Şimdi onun buna da türaş konuşur mümkün mü? Katta A? Kiçkine. Bu bitti organizm, bu ikinci organizm. Şimdi kiçkine A? Katta. Şimdi katta A'da kurmaktı. Bu birinci katta A'da yaz olur mu? Hem kiçkine A. Hem kiçkine A. Hem kiçkine A. Fenotip bu için. Moyam deme? Kızıl. Demek. Üçte kızıl. Bitti, ağ kasıl olur. Bana fenotipi belki farklı koyar. Şunlar ne? Genotipi bozsa, bitti, domuz gördü deminen. İkide. Getiriz gördü. Bitti, domuz gördü resiz. Nispat denenler sanıyorum şu valiler indi. Bana fenotip boyunca üçge var nispat. Yani üçte kızıl, bitti, ağ kasıl bul. Sınıf sonu ikide fenotipik sınıf. Yani kızıllar sınıfı alakalı sınıf olan mı? Aklar sınıfı alakalı. Kızıllar da üçte var, aklar da bitti var. Düşünürlük ya. Yani genotipik nispet. Bir, iki, bir. Genotipik sınıf üçte. Gomuzgoda dominantdan bitti sınıf bu alakalı sınıf. Getirizgodalar sınıfı da iki tersi var. Gomuzgoda resisiler sınıfı da bitti var. Ben derse gelip kemiğe. Şunali oldu mu? F2'den niye beraber bir fark et? Mana ok hasıl bu.
Kızlar okup koydum ha. Bunu daha koyayım. Ok basit. Şunu değil abi. Şöt geçe kim çünmüyor kaldı hayır. Şunu yapma siz. 48. mavzuzunu başında yazı yaptı. Yazı yaptı ki mürde de yaptı. Bana ben yakar olayım ya et böyle olayım. Var 1865 yılında Gregor Mendel irsiyat hakkındaki fikirlerini ilan kıldı. Dersler birinci bulup, birincilerden mi, birinci bulup mu, irsiyat hakkındaki fikirlerini ilan kıldı diye yaptı da. 1900 yılda ne yıl geyin? 35 yıl. 35 yıl geyin genetiği yasas olundu diye. Bu 1865 yılda genetiği yasas olundu yani. Yani Mendel rahat bugün mü? Çünkü o kadın bugün mü? Aslında yaparsa iş anışla. Kızıl bana bu açta. Kızıl da o kaç açtır oldu. Oktan kızıl çıktı. Siz şerit mi? Yani çıkan kızıllarda kızıl açtır oldu. Kızıllar açtır oldu. Üçte kızıl ki bir de o kadar kızılsın. Cinli mi sen? O kumbaya gelsen. Bağır yok oldu. Haydaş oldu. Keyin 1900 yılda o'rganib chiqishgan G.D. Friz, Chermak, Karenislar genetika faniga qayta kashf qildi deyapti. Ha demak kashf qilgan olim kim? Mendel. Qayta kashf qilgan deyapti. Ular o'rganib chiqsa rostdan ham shunaqa ekan. Ha, ishonmasangiz. Shundaymi? Degan lekin mana bu oq chiqishini Mendel isbotlab bergan. O'zini. Gametalar sofligi gipotezasi bilan isbotlangan. Nima ekan? Gametalar sofligi gipotezasi. Gametalar sofligi gipotezasi nima uchun kerak ekan? Nima uchun kerak ekan? Ish oq sifatlar bo'lish uchun. Mana qizilni birdan hosil bo'lgan qizillarni o'zaro chashtirsak, oq hosil bo'lishini isbotlab berish uchun kerak ekan. Oq hosil bor yo'q hali hali borsa achchig'ingiz keladi. To'g'ri haqiqatni gapirsangiz, ko'zingiz bilan ko'rib turgan narsani gapirsangiz, achchig'ingiz keladi, to'g'rimi? Bunga ham achchig'i keladi. To'xtab, bir sezlarga bir isbotlab bering. Ketgan, keyin mana shu gipotezasini yaratib, isbotlab bering. Ana isbotlab bergan degan savol. Qanaq hisobda bergan? Xo'p. Haligi ikkita gametra sofligining ikkita sharti bor. Agar shart maylimi? Ona tilchilar. Ha? Ona til o'qiganlar bormi? Kursga boryapsiz? Yo, siz endi boshladingiz. Agar deb shart qo'yasiz, to'g'rimi? Hech bo'lmasa shuni bilaman. Agar deyapti menga. Ikkita qoidasi bor. Oq chiqishini isbotlayapti. Gametra sofligi gipotezasi nima uchun kerak? Ertaga dovdirab turmang. Oq hosil bo'lishini isbotlash uchun kerak. Oq hosil bo'lishini nima uchun isbotlash uchun kerak? Agar F1da hosil bo'lgan qizillarda irsiy omil o'zgarmagan bo'lsa dedi. Bu birinchi shart. Irsiy omil o'zgarmagan bo'lsa deganda gheterozigota bo'lsa degan nazarda aytib ketyapti. Mendel u gheterozigota bo'lsa, unaqa narsalarni o'zi bilmagan, shuning uchun manaqa deyapti. Agar durvagaylarda irsiy omil o'zgarmagan bo'lsa deyapti. Gheterozigota bo'lsa demagan. Nimaga desangiz, Mendel mitoz meyozni bilmagan. Gametogenezni bilmagan. Bu paytda bularni o'rganishmagan. Zato siz bilasiz. Mendel aqlliroqsiz siz. To'g'risiyam-da. Xo'p. Agar duragaylarda irsiy omil o'zgarmagan bo'lsa dedi. Va mana shu qani? Yashirib qo'yaman. Va mana shu juft allellardan biriga ega bo'lsa, keyin oq chiqadi dedi. Ya'ni hosil bo'ladi.
Duragel relasyon rozgarını yan olsa Duragel yan çapsırlayken organizm duragel Duragel'ler dersi yavrumuz gelmek hem bu sen. Cüm ellerlerden biri yiyin bu sen ok çıkart dedi. Şu iki de şart var. Yemet Allah sofrayı gibi adı izlesin. Şu nerede bu oğlum? Ellerden ne gidip ben ne ye? Çalıdı toplandı başta. Ben yeniden etip bir uğrama. Yeniden ellergin. Ne meri ya sabah buğuladı. Aller ne ben aller, aller de yapsız da onlar. Haydi ne yapsız? Allergen degani mana masalan mana u jub gamalay xromosomada masalan nohotki 7 jub xromosomasi bor-da, ya'ni nechta? 14. 14. Bir jub xromosomada joylashgan bir jub genni o'rganyapmiz. Ular bitta belgiga ta'sir qiladi. Nimaga desa, rangga. Yana ham bo'lishi mumkin, masalan 2 jub gamalay xromosomada nohotki poyasini balandligiga ta'sir qiladigan, uzunligiga. Katta bir nohotki poyasini uzun bo'lishini ta'minlaydi, kichkina bir kalta bo'lishini ta'minlaydi. Umuman yana nimaga ta'sir qilyapti bu? Uzunligiga. Bo'yiga. Mana u katta kichkinaga allergiya. Nima gapsiz? Allergen bo'lish uchun 3ta sharti bor. Birinchi sharti juft gamalay xromosomada joylashgan, haqiqatan ham gamalay xromosomada joylashyapti ekan, to'g'rimi? Masalan, mumundan kelgan, mana mumundan. Tushunyapsizmi? Lekin katta, kichkina bo'lgan aller emas, chunki ular gamalay xromosomada joylashmayapti. Qanday xromosomada joylashyapti? Nogamalay xromosomada. Alayinda o'qidinglar yadroni gamalay xromosom, nogamalay xromosom. Genetikada kerak bo'ladi bular dedim, to'g'rimi? Nega kerak bo'lyapti? Demak, gamalay xromosomada joylashgan bo'lish kerak ekan allergen bo'lish uchun. Ikkinchi shartdi. Bitta belgini yuzaga chiqarish kerak, masalan, A ikkovi birga bo'lgan bilan va bitta belgi, ya'ni rangga ta'sir qilyapti. Tushunarli bo'ldimi? Masalan, bu ham rangga ta'sir qiladi. Yana qayta aytaman, katta kichkina bo'lgan aller emas, chunki ular bitta belgi yuzaga chiqarmayapti. Bittasi bo'yiga ta'sir qilsa, ikkinchisi rangiga ta'sir qilyapti. Tushunarlimi? Va bir-biriga alternativ bo'lish kerak allergen bo'lish uchun. Hani savol bo'ladi, nima degani u alternativ? Alternativ qarama-qarshi. U qizil rangda olib chiqadi, to'g'ri ekan u ham. Lekin bittasi qizilda olib chiqsa, kasi oqarib chiqadi. To'g'ri, masalan, bunda ikkovi bo'yiga ta'sir qiladi, bittasi uzun bo'lsa, bittasi qalta qiladi. Tushunarli bo'ldim. Qaytarmayman. Allergen bo'lish uchun 3ta shart bo'lishi kerak. Qanaqa shartlar bo'lishi kerak? O'qishlarni o'qing. Xo'p. Juft gamalay xromosomada joylashish kerak. Birinchi shart. İkinci şartı, bitti belgini yüzeye çıkar hiç gerek. Üçüncü şartı, bir alternatif bir şey. Bunu ben ayet yapma, azı kimler düşündü? Kimler düşündü? Üçüncü şartı. Bir bari alternatif. Hayır diye düşündü. Hayır diye. Başka bir tane yapıştırma. Gamalay'ı kramosoma da yerleşti gerek. Gamalay gitti okuduz mu özü? Gamalay gitti. Yani bir cüft kromosomlar, gamalay kromosomu değil. Böyle bir yokuşlar kromosomlar. Bu mumu gamalay gitmez çünkü cüft mas başka bir cüya da cüya da cüya. Bitti belli bir yüzeye çıkarış gelir dedim. Ve böyle bir karama karşı. Karama karşı degen alternatif. Kızıl, o. Uzun, kağıtlar. Kim şimdi? Yaxşı. Şunu uğraksız. Lekin ayta olmasız. Siz hatırınızda hamim. Okum, ayet vereyim burayı. Hop, allergen gel şunu ilerle. Hop. Şu ilk geçe o zaman da kendi anıda. Bunu uğraksız.